Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mutaalliqati şuruti ve furu'iha. Şartlar ve furularla ilgili meseleler. Nur-ül İzah dersinde devam ederken arkadaşlar namazın şartlarına okumuştuk. Namazın rükünlerini okumuştuk. Bu hafta ise inşallah şimdi Şeyh Şurumbulali genel bir tablo verdi bize. Tek tek işte 21 tane, 23 tane namazın şartlarını saydı. Sonra 4 tane namazın veya 5 tane namazın rükünlerini saydı. Şimdi bunlarla ilgili bölümleri tek tek teferruatlı bir şekilde inceleyecek. Taharetül mekan, mekanın temiz olması. Şuranın temiz olup olmaması ile ilgili. Tecûzü salâh, namaz caizmiş. Alâ libdin, ne üzerine? Bir keçe üzerine. وَجُهُ الْاَعْلَى طَاهِرْ وَاَسْفَلُهُ نَجِسٌ. Üst tarafı temiz, alt tarafı pis olan keçe üzerinde namaz kılmak neymiş? Caizmiş. Tamam mı? Yani üstte bu tarafına geçmediği müddetçe altında bir tarafı keçesi pis olan, üst tarafı temiz olan bir keçe elin üzerinde namaz kılmak caizmiş. Tamam mı? وَعَلَى ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَبِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ اِذَا كَانَ غَيْرُ مُدَرَّبٍ. Pis astara dikilmemiş olan temiz kumaş üzerine de namaz kılmak neymiş? Caizmiş. Tamam mı? Pis astara dikilmemiş olan. Yani pis astar, astardan ona geçme ihtimali. Çünkü bu ikisi bazı üzerindeki iki şeymiş yani. Ayrı ayrıymış. وَعَلَى طَرَفٍ طَاهِرٍ وَاِنْ تَحَرَّكَ الطَّرَفُ النَّجِسُ بِتَحَرُّكِهِ عَلَى الصَّحِيهِ. Yine sahih olan görüşe göre yaygının veya hasırın veya kumaşın veya halının temiz tarafının hareketiyle pis taraf hareketlense de temiz tarafına üzerinde namaz kılmak caizmiş. Tamam mı? Bu taraf halda, şurası temiz, şurası pis, temiz tarafından namaz kılmak caizmiş yani. Çünkü onu giymemiş diyor mübarek ya. Bu neymiş? Taharatul mekan, yerin temiz olmasıyla. Bir de taharatul thevbi, elbisenin temizlip olup olmamasıyla. وَلَوْ تَنَجَّسَ اَحَادُ طَرَفَيْ اِمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُ وَأَبْقَى الطَّاهِرَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَتَحَرَّكِ النَّجِسُ بِتَحَرُّكِهِ جَازَتِ الصَّلَاتُهُ وَاِنْ تَحَرَّكَ لَا تَجُوزُ. Sarığın bir tarafı kirli. O tarafı yere sarkıtıp temiz tarafını başına sarsa ve diyor hareketiyle pis taraf hareket etmeyecek olursa namazı caiz olur. Adamın sarığı 10 metre, 2 metresini sarmış, 2 metresi temiz, 3 metresi sonundan 3 metresi ne? Kirli, necis olmuş ya. Onu da kesip ayıramıyor. Yere bırakmış onu. Kendi namaza inip kalkıyor ama o pis yere hareket etmiyor. Tamam mı? O zaman diyor hareket etmediğinden namazı caiz olur. Hareket ederse diyor, hadi hareketiyle pis taraf hareket edecek olursa namazı caiz olmaz. Çünkü diyor hükmen onu taşımış olur diyor. Hükmen onu taşımaktadır yani. Sarığı sarmış, o onun devamı yani. وَفَاقِدُ مَا يُز۪يلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّي مَعَهَا وَلَا اِعَادَ لَهَا. Necaseti giderecek bir şey bulamayan kişi necasetle namazını kılar, iade etmesi de gerekmez. Adam elbisesi necis olmuş veya üstü necis olmuş. Başka elbise yok. Tamam mı gençler? Başka elbise yok. Onu temizleyecek su veyahut da başka bir şey de yok. O zaman ne diyor İmam-ı Şurumbulali burada? O necis olan şeyle namazını kılar. Yani çıkarıp da çırılçıplak giyimi kılmaz. Üstü çırılçıplak bir şekilde kılmaz. Veyahut da namazı terk etmez diyor. O şekilde namazını kılar. Necasetle namazını kılar. Ve iade etmez, iadesi de gerekmez. Çünkü necaseti giderecek bir alet yok, bir su yok, bir sabun yok veyahut da bir tabrak yok veyahut da o elbiseyi değiştirecek başka bir elbise yok ya. Tamam mı? Demek ki namaz ibadet ne kadar önemliymiş, ne durumda olursa olsun
terk edilmemesi gerekiyormuş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.